Ve diyorum ki merak etmeyin, siz bu çocuklar iş bulacaklar diyorum. Türkiye'yi dış politikada, Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesidir diyeceğiz. Bir gün Sisi'ye darbeci deyip öbür gün elçi göndermeyeceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne terörün finansörü, 15 Temmuz'un finansörü deyip sonra 3-5 kuruş para almak için önlerinde takla atmayacağız. Esad deyip Esed deyip şimdi barışmak için uğraşmayacağız. İlkeli bir politikamız olacak. Suudi Arabistan'a dosyayı teslim etmeyeceğiz. İsrail'e terör devleti deyip sonra barışmak için 40 takla atmayacağız. Yani Türkiye'yi Erdoğan'ın Orta Doğu'daki sıkışmışlığıyla Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin koyduğu ipotek arasına bırakmayacağız. Türkiye'yi başı dik, onurlu bir ülke haline getireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ha diyeceksiniz ki kimle yapacaksın bunu? Kimle yapacaksın? Kadron ne? Vallahi bu Erdoğan'la olmaz. Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz. Yani bizim partimizde milletvekili adaylarımızdan, parti yöneticilerinden ODTÜ mezunu, Boğaziçi mezunu, Ankara Hukuk mezunu, Siyasal Bilgiler Fakültesinde hoca, Ankara Üniversitesi'nde hoca, Gazi Üniversitesi'nde hoca. Bugün için şöhretli olmayabilirler ama konularında uzman arkadaşlarımız bunlar var. Bunlarla birlikte, bu kadroyla birlikte şu anda devlette çalışan insanlar var. Bunların hepsi AKP'nin trolü değil, AKP'nin fanatiği değil. Bu memleketin evlatları bunlar. Kutuplaştırmayı yok edebiliriz bunlarla. Ahlakı egemen kılabiliriz. Yani kendi bakanlığına dezenfektan satan bir bakan olamaz. Çadır satan Kızılay olamaz. Bunları başaracağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ve ne vaat ediyorsun? Projen nedir diye sorarsan bu millete, ben diyorum ki bu millete öyle uçuk projeler sunma taraftarı değilim. Yani Kanal İstanbul'u yapacağıma memleketin su problemini çözerim. 3 yılda 15,5 milyar dolar para harcayarak bütün tarlaların başına su vanalarını getirerek, damlama sulamaya geçerek, yarım kalan barajları tamamlayarak bu memleketin su problemini çözeceğiz. Huzur getireceğiz bu memlekete, huzur. Devleti yeniden toparlayacağız. Devletin geleneklerini yeniden toparlayacağız. Devlete olan güveni yeniden toparlayacağız. Memlekete huzur getirip yaşama sevincini yeniden kuracağız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Genel Başkanım. Şimdi zaten çok kısa şunu söyleyeyim. Memleket Partisi'nin kadrosuna bakmak için Merkez Kurulu'na baktığınız zaman gerçekten inanılmaz bir kadro var. O konuda ben de ek yapmış olayım. Sayın Genel Başkan'a deyip Cevzi sana vereyim istersen sözü. Sen sorusu olan arkadaşlar var, onlara ver. Aynen. Teşekkür ediyorum Berkay. Şimdi Burak Bey aramızda. Burak Bey akademisyenlerle alakalı dertlerini ve soruları var Muharrem Bey. Onları iletecek. Evet, Sayın İnce hoş geldiniz. Size ulaşmaya çalışmıştım. YouTube'da bizim Gelecek Bilim'de diye bir kanalımız var. Dedim ki siyasetçileri alalım. Büyük bir akademisyen kitlemiz var. Bilim politikaları nelerdir? Eğitim politikaları nelerdir? Kime ulaşabiliriz dedim. Bir tek aklıma siz geldiniz bu alanda konuşan. Benim için bir siyasetçinin bunu konuşması bile büyük bir şey. Doğru bilgi vermek zorunda değil. Mesela o %101 tam doğru değil ama detayını bilmese bile liyakatlı insanlara bunu vermesi, ekibiniz o yüzden önemli. Bence büyük bir şey. Bu yüzden bir bilim iletişimcisi olarak size teşekkür ediyorum. Ve kendi kurduğum bir platform var. Bu platformdaki akademisyen arkadaşlarımın sorularını size ileteceğim. Akademiyle alakalı. Geri oraya döneceğiz hocam. Ben Burak Çankaya. Yüksek elektrik elektronik mühendisiyim. Maalesef 6 yıldır da yurt dışındayım. Hakkımla yaşayabilmek için buradayım bir mühendis olarak. Türkiye'den gittik. Benim gibi de on binlerce değerli insan var hocam. Siz de biliyorsunuz beyin göçünden dolayı. İlk sorum tabii ki beyin göçünü nasıl tersine çevireceksiniz olacak. Bunu akademiye bağlayayım. Şimdi akademide Türkiye'de çok arkadaşımız var hocam. Hepsi yurt dışına gitme hayaliyle yaşıyor. Çok da iyi şartlarda yaşamayacağını bile bile. Yani çok bir şey değişmeyecek. Doktor öğrencilerin durumu ortada. Akademisyenlerin o özlük haklarının durumu ortada.
Onun dışında her yere mantar gibi üniversite açıldı. Eğitimin kalitesi ortada. Şu an birçok iyi üniversite bile giremiyor iyi sıralamalara. Öncelikli olarak nasıl reformlar yapacaksınız üniversitelerde? Çünkü füzyon diyorsunuz çok iyi. Ben de güneş enerji sektöründeyim hocam. Ama füzyonu şu an büyük devletler de tek başına yapamıyor. Ortak işlere giriyorlar. Yani siz onların projelerine mi dahil olmak istiyorsunuz? Böyle bir planınız mı var? Yoksa biz bunu bu akademik sistemle Türkiye'de yapabiliriz mi diyorsunuz? Ek olarak da her yerde güneş enerjisi hocam maalesef şebeke gerçeklerinden dolayı mümkün değil. Nükleer en azından normal klasik metotla bizim desteklememiz gerekiyor. En çevreci enerji nükleer. Siz normal nükleer enerji hakkında, füzyon hakkında ne düşünüyorsunuz füzyondan önce? Teşekkür ediyorum, saygılar. Davetlimsiniz. Eğer isterseniz de bir gün sadece eğitim ve bilim konuşalım. İlk defa bir siyasetçi yardımak isterim. Eğer isterseniz başının üstünde yeriniz var hocam. Seve seve gelirim. Şimdi arkadaşlar, beyin göçü neden oluyor? Ya çocuklar burada yeterli parayı kazanamıyorlar. Yok, bu değil. Bu değil. Birincisi liyakatsızlık. Yani o akademisyenlerin başına hak etmeyen, liyakatsız, ehliyetsiz kişiler yönetici oluyor. Birinci sorun bu. İkinci sorun özgürlük. Özgürlük sorunları var. Daha rahat yaşamak istiyorlar. Eleştirmek istiyorlar. Bakın, yapmayacağım işleri söyleyeyim size seçilirsem. Bir, bütçeyi ben hazırlamayacağım. Büyük Millet Meclisi'ne bütçe yapma hakkını iade edeceğim. İki, rektör atamasını yapmayacağım. Rektörleri üniversite bileşenlerine bırakacağım. Onlar atayacak. Yine hayallerimden birisi, güneş enerjisiyle ilgili en büyük sorun depolanması biliyorsunuz. Belki de yüzlerce genci yurt dışına bu konuda doktora yapmaları için, yüksek lisans yapmaları için, uzmanlıklarını geliştirmeleri için bizzat kendim göndereceğim, bizzat kendim Çankaya Köşkü'nde ağırlayacağım bunları. Korkmayın diyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti arkanızda, devletin kasası benim elimde. Ben size para göndereceğim, yeter ki siz okuyun diyeceğim. Ama memleketi terk etmek yok. Geleceksiniz, tecrübelerinizi bize anlatacaksınız, ülkenize katkı sağlayacaksınız. O gün gelene dek kimseye hiçbir şey açık etmeyiz. Nerede bunlar? Gençler hatırlamayacaklar. Buradayız. Hepinizden bir soracağım. Ordunar işte.